Merhaba arkadaşlar. Halk Masalları kitabının ders tanıtım programına hoş geldiniz. Kitapla ve kitabın üniteleriyle ilgili bilgileri bu programda kısaca beraber inceleyeceğiz. 8 üniteden oluşan Halk Masalları kitabının ilk ünitesini masal nedir, nasıl tanımları konusu oluşturuyor. Bu üniteyle birlikte halk masallarına bir giriş yapacağız. Masalı tanımlamanın neden zor olduğunu, daha önce yapılmış masal tanımlarına eleştirel bir gözle bakabilmeyi ve bunun yanında masalın içerik, şekil, anlatıcı gibi özelliklerini de ilk ünitemiz kapsamında değerlendireceğiz. İkinci ünitede ise konumuz masallarla ilgili temel kavramlar. Sonraki ünitelerde ele alacağımız konuları daha iyi anlayabilmemiz için masal çalışmalarında kullanılan temel kavramları bilmemiz gerekir. Bu nedenle bu bölümde en sık karşılaşacağımız önemli kavramları tanımlayacağız. Üçüncü üniteyi tür olarak masallar konusu oluşturuyor. Bu ünitedeki ilk inceleyeceğimiz konu masallara ilişkin önemli araştırmacılarca bugüne kadar yapılmış tür araştırmaları. Bunu yanında masalın mit, efsane, bilmece, fıkra gibi diğer türlerle ilişkisini de değerlendireceğiz. Dersin dördüncü ünitesinde ise masal ve araştırmaların tarihini inceleyeceğiz. Cevaplaması imkansıza yakın olsa da masal araştırmalarındaki en temel sorulardan biri masalların nereden geldiğidir pek çok araştırmacı, masalların kökenine ilişkin bu soruya cevaplamaya çalışmıştır. Dersimizin bu bölümünde bu soruyla ilişkin verilen cevapları, yani masalların kaynakları hakkındaki tartışmaları ele alacağız. Ve kitabımızın 5. ünitesinde, halk bilimi araştırmalarının genel olarak metin ve bağlam merkezde olmak üzere iki ana koldan ilerlediğini göreceğiz. Bu ünitede ilk kol olan metin merkezli masal kuramlarından bahsedeceğiz. Erken dönem masal kuramları, tarihi coğrafi fin kuramı, yapısalcı kuram ve psikanalitik kuram bu ünitenin içeriğini oluşturacak. 6. üniteye baktığımızda halk bilimi araştırmalarında metin merkezli kuramlardan sonra ortaya çıkan bağlam ve koruma merkezli kuramları görüyoruz. İşlevsel kuram, uygulamalı halk bilimi ve somut olmayan mirasın korunması bu ünitede ele alacağımız konular arasında. Masal ve kültür endüstrisi konusu 7. ünitenin konusu olacak. Masalların kültür endüstrisinde hangi alanlarda kullanıldığı, kayıt, sinema ve televizyon sektörünün masallara yönelmesiyle masalların geçirdiği dönüşüm ve masal turizmi bu ünitemizin içeriğini oluşturuyor. Dersin son ünitesi ise geçmişten günümüze masal anlatıcılığıdır. Masal anlatıcısının öneminin kavranması bu kültürün yeniden canlandırılmak istenmesine yol açar. Bu nedenle bu ünitenin konuları masal anlatma geleneği hakkındaki tartışmalar, masal anlatıcısının özellikleri ve günümüzde bir masalı yeniden canlandırarak anlatma tekniğidir. Değerli arkadaşlar, halk masalları dersine yönelik hazırladığımız ve ders kitabını oluşturan 8 üniteyi tanıttığımız programımızın burada sonuna geldik. Dersimizle ilgili daha fazla bilgi edinmek için Anadolu e kampüsteki diğer öğrenme malzemelerinden yararlanabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.